Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 24 saatte 100 mob efsanesi patlatacağız. İlk olarak duyduğum kadarıyla Warden oyundaki en güçlü canavarmış. Acaba Warden mı daha güçlü, Wither mı daha güçlü? Warden'ımız hazır. Şimdi de bunun karşısında sağlam bir rakip vereceğiz. Witherless'a Allah çıkma sakın. Hayır, hile yapıyor bu, dışarı çıkıyor. Bu şekilde Warden kaybedecek. Bunun aşağı inmesini sağlamamız gerekiyor bir şekilde. Of, Warden'la Wither arasındaki mesafe farkı bu gözü kapatıyor gibi gözüküyor. Bence Warden yetişebilirse buna büyük bir şekilde öldürebileceğini düşünür. Oha, obsidyenleri patlattılar. Obsidyenleri patlatabileceklerini sanmıyordum. Wither ona rağmen hasar alıyor bu arada. Sanırım bu gidişle Wither kazanacak gibi gözüküyor. Bu kurduğum platformun hiçbir anlamı kalmadı zaten. Warden iki yumruk atsa bence Wither direkt ölecek diye düşünüyorum. Wither birazcık korkaklık yapıyor. O yüzden Warden'a yardım ediyorum. Etrafı açıyorum. Hadi Warden, yapabilirsin. Gel buralara çık. İnanılmaz bir savaş dönüyor. Hayır! Warden öldü ve Wither'ın çok az bir canı azaldı. Sakin ol. Hop, sakin ol. Ben Warden'dan daha güçlüyüm. Seni bir öldüreyim de gör sen. Bence Warden'ın kanatları olsaydı Wither'ı öldürebilirdi. Endermenler oklara karşı dokunulmaz. Endermenlere ok attığımız zaman Endermenleri direkt ışınlandırabiliyoruz ama ya ışınlanmak için bir yer olmazsa ne olur? İşte bu sefer kaçacak hiçbir yerin yok. Ve ışınlanamayacağı zaman buna ok atarsak ok üzerinden sikiyor. Işınlanmasa bile yine de oklardan hasar almıyor. Normal yayla arasında bir fark var mı? Hayır. Hiçbir şekilde endermenlere okla saldırmıyoruz. Yani şov olsun diye ışınlanıyorlardı galiba. Tamam, hadi gidebiliriz. Bye. Biliyorsunuz Nether'da biz uyuyamıyoruz. Nether'da uyuduğumuz an yasak patlıyor. Köylüler uyuyabiliyor. Evet, ben buraya bir yatakhane kurdum. Ve bakalım köylü burada uyuyabilecek mi? İki tane de sakın çiftleşmeyin. Sakın. Gidin uyuyun. Hayır. Kaçabiliyorlar. İçeri gir. İçeri gir. Hadi bir şans daha veriyorum sana. Uyuman lazım. Ama galiba gece yapmamız gerekiyor olabilir. Bilmiyorum fark. Kaçma lan. Hadi şimdi kaçın kolaysa. Aha. Direkt uyudu. Oh be, sonunda kaçacak yeri olmayınca uyumayı tercih etti. Peki ben senin yanında uyursam ne olur? Pardon. Tarzan görünümlü köylüler oluşturabiliyorsunuz. Bunun için jungle biyomuna gelmeniz gerekiyor. Ve jungle biyomunda olan bütün köylüler Tarzan'a benziyor. En azından öyle olduğunu düşünüyoruz. Bakalım. Evet, ben bunu hayatımda ilk defa görüyorum. Bu ne? Hepsi böyle mi doğuyor? Evet. Gerçekten ben ilk defa görüyorum bu tarz köyleri. Siz de ilk defa görüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Demir golemler boğulmuyor. Her köyün en güçlü dostu demir golemler suda garip bir şekilde boğulmuyor. Ve biz bunu test edeceğiz. Merhaba golemciğim. Demirden yapıldığından dolayı ve çok fazla ağır olduğu için direkt battı. Peki burada oturuyor muyuz sabahtan akşama kadar? Tamam, o zaman birazcık bekleyelim, bakalım gerçekten boğulacak mı? Ya da boğulmayacak mı? Gerçekten boğulmuyor. O zaman hayatının sonuna kadar suyun altında yaşamayı hak ettin. Ya, kocaman burnun var ama nefes almıyorsun galiba. Köylülere zırh giydirebiliyorsun. Burada iki tane köylümüz var, birbirine bakıp diyorlar. Ve bu soldakine Netherite zırh giydireceğiz, sağdakine giydirmeyeceğiz. En azından deneyeceğiz, bilmiyorum giydirebiliyor muyuz. Öncelikle sen. Sana şöyle. Aha, giyinme sesi geldi. Bunu da giyindi, bunu da giyindi, bunu da giyindi galiba. Tamam, o zaman bakalım normalde bir köylü kaç vuruşta ölüyor. Sen bir öl bakayım. 1, 2, 3 vuruşta. Artı kritik yaptım bir de. Sıra sende. 1, 3, 4, 5, 6 vuruşta öldü ve zırhlarımızı geri verdi. Teşekkür ederim. 2 kat daha dayanıklı oldu. Eğer çok sevdiğiniz bir köylü varsa ve onun yaşamasını istiyorsanız onu bu şekilde koruyabilirsiniz. Sıradaki efsane. Kar topu blazeleri daha hızlı öldürüyor. Birazcık kolpaya benziyor. Ama bir yandan da çok mantıklı. Öncelikle bir tane blaze'i normal kılıçla öldürmeyi deneyelim. 3 vuruşta öldürebiliyoruz. Peki kar topuyla ne kadar da öldürüyoruz? 3 oldu bile. 4, 5, 6, 7. 7 vuruşta öldürüyoruz. Sanırım kolpa. Ama çok havalı olabilirdi ya. Eğlenceli olurdu. Dav kovasıyla axolotl alabiliyorsun. Bayağı bir yalana benziyor. Tatlı axolotl'umuz bu. Üzgünüm. Seni lav kovasının içine almaya çalışacağım. Hayır! Çok hızlı öldü. Tamam, bu lavın bu ormanı mahvetmesini bırakıyorum. Su altında nefes alma iksirini balıklara atarsan su dışında boğulmuyorlar. Şimdi kendimize bir tane balık seçeceğiz. Obanın hayatını değiştireceğiz. Oo, bulduk bir tane. Sen gel buraya. Tamamdır. Balığımızı suya yakın bir yere yerleştirelim. Yani şurası gayet iyi gibi. Kaçma! Gel buraya. Şimdi de hemen sana bir iksir atıyoruz. İksir etkisini görebiliyoruz üzerinde. Hayır. Hayır, sakın suya gitme. Sakın suya gitme. Dayan. Dayan. Çok iyi gidiyorsun. İşe yarıyor mu lan?
Oha galiba işe yarıyor. Hayır, öldü. Ya çok... Oğlum lan çok da uzun süre tuttu nefesini, kıyamam ya. O zaman arkadaşınız nefes alamıyorsa siz de onun yaşadığı şeyi siz de yaşamanız gerekiyor. Ve size iksir yok. Sıradaki efsane birazcık sıkıntı olabilir. Ward'una görünmezlik iksiri atabiliyorsun. Bakalım işe yarıyor mu? Üzgünüm Ward'un, artık görünmezsin gerçekten. Burada hala burada bak vurabiliyorum ona. Erdo da yanlışlıkla madenliyken kendinizi atmak yerine Ward'una bir görünmezlik iksiri atarsanız hayatınızın en büyük hatasını yapmış olabilirsiniz. Tam olarak nasıl oluyor bilmiyorum ama iskeletleri kar ile serseriye çevirebiliyorsunuz. Serseri de şuydu bak, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, şu mallar. Sanırım iskeletleri dondurmanız gerekiyor. Buraya bir tane şundan koyarsak, iskeleti içine koyarsak yavaş yavaş sanırım serseriye dönüşüyor. Şu anlık öyle bir sıkıntı göremiyorum. Aa, titremeye bak. Ana oğlum, üşüyor musun? İyi misin? Harbi üşüyor lan galiba, kıyamam. Ah be. Üşüyünce sanırım gerçekten serseriye dönüşüyor. Evet evet, serseriye dönüştü. Donan iskeleti görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bir kral varmış. Dondurucu bir kış gününde nöbet tutan askere sormuş. Demiş ki: kral dondurucu bir kış günü soğuğunda nöbet tutan bir muhafıza dönüp sormuş ki: üşüyor musun muhafız? Demiş: ben soğuğa alışkınım kralım. Dedi muhafız: olsun, ben yine de sana sıcak elbise getirmelerini emredeceğim. Demiş. Kral gitmiş ama emir vermeyi unutmuş. Ertesi günde nöbet yerinde muhafızın donmuş cesedini bulurlar. Muhafız da nöbet yerinde bulunan bir duvara yazı yazmıştı: kralım, ben soğuğa alıştım. Beni sizin sıcak elbise vaadiniz öldürdü. İşte burada aklımıza serseriye dönüşen iskelet geliyor. Bunun da bu soğukta başka çaresi yoktu demek ki. Bu da böyle bomboş bir hikayeydi bu arada arkadaşlar. Umarım videoyu atlamamışsınızdır burada. Az önce Ward'unu görünmez yapabildiğimizi fark ettik ama şöyle bir şey var. Wither'ı görünmez yapamıyoruz. Wither Ward'unu savaşta yenmiş olabilir ama o görünmez olamıyor. Görünmez iksir hiçbir işe yaramıyor. Bakalım gerçek mi? Eyvah eyvah, Wither sıkıştı. Pardon. Sana bir şey olmaz ya. Görünmez iksiri de kafasına atıyoruz ve hiçbir şey olmuyor. Hatta ben görünmez olacağım şimdi galiba, evet, ama Wither görünmez olmuyor. Üzgünüm Wither. Bu hayatta da sen bir sen görünmez olma bari. Zombiler örümcek ağında yanmıyor. Bunun için önce bir tane zombi burada yakacağız ve bakalım nasıl yanıyor. Güzel yanıyor mu? Pişiyor mu? Evet, güneşte mis gibi yandı. Peki buraya bir tane zombi yerleştirirsek bu yanacak mı? Sen soğuk ses çıkar Rüyosun derken galiba bu da yanıyor. İki tane koyarsak, şu ikiliyi test etmemiz için önce bunun sönmesi gerekiyor. Senin de susman gerekiyor. Bir tane daha koyalım ve bir de bu şekilde deneyelim. Belki bu şekilde yanmıyordur. Aynen, iki tane de olursa yanmıyor. Sanırım blok olarak sayılıyor ve garip bir şekilde yanmasını yine engelliyor ve güneşten koruyor. Yani şöyle bir şey yaparsam da işe yarar gibi ve normal bir şekilde yürüyebilir. Ya birazcık değişik bir hile. Botlardaki dondurucu yürüyüş magmadan hasar almanızı engelliyor garip bir şekilde. Ne alaka ben de bilmiyorum. Bunu giydiğimiz zaman da magmadan hiçbir şekilde hasar almıyoruz. Ki normalde bunu çıkardığımız zaman shift'e bastığımızda da almıyoruz. Ancak bunu direkt olarak giyersek hiçbir şekilde hasar almıyoruz. Keşke lavda da işe yarasaymış bu. Büyülü altı elma yiyerek boşlukta ölmüyorsun. Elimde bir sürü büyülü altı elma var. Ve kendimi buradan aşağı atacağım. Bakalım burada yaşayabilecek miyiz? Hemen bir tane yiyorum. Birazcık korkunca olacak galiba ama sanırım yaşayabiliyoruz. Sadece sonsuz bir büyülü altı elma şeyine ihtiyacımız var. Yoksa sanırım bu şekilde yaşayabiliyoruz galiba. Eğer olur da hardcore dünyanızı kaybetmek istemiyorsanız yanınızda sonsuz tek büyülü altı elma taşıyabilirsiniz. Gerçekten de ölmüyoruz bu arada ha. Ne kadar aşağı indik? Oha bayağı da -1800. Bayağı sonsuza kadar inebiliriz galiba bunu. Acaba ne kadardan sonra oyun bug'a falan gider? Bunun denemesini yapabiliriz bir gün. Elmas zırhlı askıları kırması daha zor. Bakalım normal zırh askısı ne kadar da kırılıyor. Gayet de kolay kırıldı. Nasıl bunu hesaplayabiliriz bilmiyorum ama şöyle 2-3 kere, 2 kere falan vurunca oluyor. Bir de bunu deneyelim. Bu da aynısı da kırılıyor gibi hissediyorum. Sanırım bu yalan. 2 tane hızlı vuruşta kırılıyor. Islak süngeri lav kovasıyla birlikte ısıtırsan kova suyla doluyor. Yani ıslak süngeri buraya koyup lav kovasını alırsak kova boşalıyor. Ve ıslak süngerden artan su kovaya geri doluyor galiba. İlginç bir mantık. Böylelikle lavı suya çevirmiş oluyoruz, süngeri kurutmuş oluyoruz. Oha! Kendi Survivor serimde ıslak süngerlerimi ben Nether'da kurutmuştum. Çok daha kolaydı. Bu da ama bilinmesi güzel bir bilgi daha.
balıkları yaprak içine hapsedebiliyorsunuz. Sanırım bu şekilde bir yaprağın içine yerleştirmemiz gerekiyor ama ben yapamadım. Bir daha... Hadi suyu hapsedebildik. Aha başardım. Bir şekilde başardım. Siz gidin bakayım. Evet, iki tane yaprağı üst üste koyunca bir şekilde buraya yerleştirebiliyorsunuz. Ve hayatının sonuna kadar burada hapsolmuş bir şekilde kalıyor. Peki bunu kırarsam? Eyvah. Kaçtı. Evet, umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz Minecraft efsaneleri denememi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve video kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.